Bugünkü konuğum Neşve Kayabaşı oldu. Teşekkür ederim. Şimdi 8 Mart'ta gerçekten seninle röportaj yapmayı çok arzu ediyorum. Ay, çok teşekkür ve çok ederim, mutluyum gerçekten yakaladığım için. Çünkü böyle çok güçlü bir kadın ama bu başarıları elde ederken de hayatı kaçırmayan bir kadın görüyorum ben sana baktığımda. Evet, aslında öyle çünkü şansım şu, tiplerdenim, böyle plan yapmayan tiplerdenim. Sanki olayları akışına bırakınca böyle daha rahat olur gibi. Mesela iki şey arasında kaldım. Tamam, hiçbir şey yapmayayım, bakayım hangisi olacak diyorum ve hani gelenin de doğru olduğuna çok inanıyorum. Mesela eşimle en büyük farkımız o. O böyle muhtemelen 10 senesini falan detaylıca planlıyor. Ben de bakalım, olur, yaparız, ederiz. Öyle o yüzden mi? De hani karşıma gelen şeyler de beni çok hayalini kurduğum şeyler olmadığı için üzmüyor yani. O olmadı. Tamam, demek ki kesin benlik bir şey değilmiş deyip yoluma devam edebiliyorum. Bence o yüzden kafam karışmıyor veya mutsuz olmuyorum diye düşünüyorum. Pardon. Şimdi biz Neşve Kayabaşoğlu'na baktığımızda aslında birçok yönü var. İşte iş kadını var, diş hekimi var, anne var, evli bir bir kadın var. Bu esnada da kendi sosyal çevresinde de arkadaşlarıyla gayet mutlu, hayatını süren de bir kadın var. Şimdi bunları böyle tek tek gidelim mi? Mesela iş hayatından bir başlayalım mı? Neşve Kayabaşoğlu iş hayatında kimdir? Ya işte mesela tam da planlamadığım şey oydu mesela. Ne yapmak istediğim konusunda en iyi bildiğim şey şeydi, böyle güzel iş çıkarmak istiyorum. Ama mesela bir gün yönetici olmak istiyorum demiyordum veya bir gün kendi yerim olsun demiyordum. Güzel iş yapmak istediğim için işte meslek hayatıma güzel bir okulda başladım. Okuldan sonra çok güzel iş yerlerinde çalıştım. Sonra işte olaylar beni Dent Group'la beraber bir yola sürükledi. Ondan sonra ortaklıklarım oldu, büyüdü. Karşıma gelen şeyleri değerlendirdikçe ilerledi. O yüzden mesela çok programlı gitmedi. Benim kurduğum ve kesin bunu yapacağım diye irmek irmek işlediğim bir şey değildi. Ama şeyi seviyorum yani, yaptığım şeyi güzel yapayım. Biraz şeye takık bir insan, başkası ne der acaba'ya takık bir insan. O yüzden aslında o benim işime yarıyor hani. Kötü bir şey demesin diye çok çok iyi yapmaya çalışıyorum. O yüzden iş hayatım şu an geldiğim noktada çok keyifliyim. Yani hani hayal ettiğimin bile çok ötesinde güzel bir ekiple çalışıyorum. Çok iyi iki tane ortağım var ve onlarla zaman geçirmekten de çok hoşlanıyorum. Hani o yüzden hani çalışmak gibi gelmiyor. Büyük bir keyifle çalışıyoruz. İş tarafı öyle. Eş tarafı da bence çok iyi bir eşle evliyim. Şimdi onu söyleyeceğim. Hani biz bekarlar için mesela ay evlilik de başarı kriteri midir falan gibi böyle birazcık söylemlerimiz olur. Ama yani ben bile bir bekar olarak sizin evliliğinizin evet bir başarı kriteri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü benim gözlemlediğim kadarıyla hani birbirinizden çok beslenen ve birbirinize çok değer katan bir çiftsiniz. Ve evlilikte bunu yakalamak da sanki çok kolay değil, değil mi? Birlikte yani, büyüyorsunuz. Şimdi bana kızacaklar. Bu da mesela benim planım değildi. Çünkü Furkan beni buldu. Ondan sonra Furkan çok yine... Çok koşmuş ama peşinde. Bunu ilmek ilmek işleyen yine o oldu. Yine ben hazıra kondum aslında. Ama gerçekten çok keyifli bir ilişkimiz var. Biraz anahtar kilit modeli gibi evlilikler. O oturdu mu iş çok, sen hiçbir şey yapmasan da ilerliyor. Çünkü sen zaten olduğun şekilde ona uyuyorsun. O da olduğun şekilde sana uyuyor. Ama hani Furkan açısından söyleyebileceğim en önemli şey benim hayatımın her döneminde çok desteklediği, iş hayatımda özellikle hani benim sınırlarımı o genişletti diyebilirim. Sen bunu yaparsın, bunu niye yapmıyorsun ki, aslında bunu da yapmalısın diye. Ben de onları dinleyerek keyifli bir yere kadar geldim diyebilirim. Her şeyin ötesinde çok iyi arkadaşız. Yani ben 14 yaşındayken Furkan'la tanıştım. O da 16'ydı. Bütün bu aşamaları beraber yaptık. Beraber üniversite sınavına girdik. Onun işte sınavı kazandı. Sınavı kazandığında beraber çalışıyorduk. İşte uzmanlık sınavında yine ben vardım. Zorunlu hizmette yine ben vardım. Yani hani hayatlarımızın hem çok güzel anlarında beraberdik. Hem de aslında hepimizin böyle hani işin içinden çıkamadığı en sıkıntılı dönemlerinde de beraberdik. Zaten bunlar seni besleyip aslında bir yere getiriyor. O yüzden de biz de şu an keyfini sürdüğümüz dönemdeyiz.
Evet ama hem böyle inanılmaz bir hızla büyüyorsunuz her ikinizi. Evet. İşte kariyer anlamında. Ama bakıyorum bu aralarda böyle hani romantik kaçamaklar böyle hani güzel fırsatlar da yaratıyorsunuz. Ya, nasıl programlıyorsunuz bunları? Aslında gerçekten Furkan çok yoğun çalışıyor. Çalışma hayatı çok yoğun. Biz her dönem öyleydi. Mesela Furkan'ın daha da yoğun çalıştığı dönemler vardı. Mesela mutlaka çocukları yatıyor uyuyorduk, vizit yapmaya beraber çıkıyorduk. İşte mesela gece saat 11 biz hastane hastaları gezip vizit yapıyoruz. O sırada da işte bir kahve alıyoruz. Kahveyi içerken sohbet etmiş oluyoruz. En o çocukların bakımının zor olduğu dönemde mutlaka bir saat yürüyüş yapardık gece. Biz çünkü işlerimizi birbirimize anlatmazsak, hayatlarımız birbirinden koparsa çok mutsuz oluyoruz. Hemen ayarımız şaşıyor. İşte mesela o tatil kaçamaklarını yapmazsak böyle birbirimizin hayatından haberlerimiz azalırsa zamanla anlatmamaya başlıyorsun çünkü. Başını anlatmamışsın, ortasını anlatmamışsın, sonundan başlasan büyük efor. O yüzden onları bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz. Hemen kaçamaklarımızı yaparız. Bir çocuklu kaçamaklarımız var, bir çocuksuz kaçamaklarımız. Hmm. Onlar hiç şaşmaz bizde yani. Evet. Peki anne olmak nasıl etkiledi hayatını? Yine bence orada da çok şanslıydım. Hep şansıma çok inandım. Annem de, eşimin annesi de ona da anne diyorum. Çok iyilerdi yani. Beni o kadar rahatlattılar ki ben hiç çocuk doğurduktan sonra şey stresi yaşamadım. Ay acaba evde ne yapıyordur? İşte yemeğini yedi mi? Belki çocuklarım da çok rahattı. Bunun da mutlaka şeyi vardır ama şöyle oldu mesela. Ben Dent Group'la anlaşmayı imzaladım. Akşamına doğurdum. Evet, gerçekten öyle oldu. Aynı gece ben hastanedeydim. Sabah tabii büyük bir stresle uyandım. Sonra işte o 40 günlü olsayım ben yapamayacağım herhalde olmayacak diye duygu durumlarım değişiyor. Furkan beni her gün caddede yürütüyor. Bak burası senin kliniğin olacak, burada senin ismin yazacak diye motive ediyor. Ben böyle bilmem ki yapabilecek miyim acaba diye geri dönüyordum. Ali'nin doğumunda da maslağı açtım. Ertesi gün doğurdum. Aynı dönemi Ali'ye de denk geldi. O yüzden hep böyle çok güzel heyecanların içine doğdu çocuklar. Hiç öyle hani evde 40'ımı geçireyim, çalışmayayım dönemlerim hiç olmadı. Yani hepsinde 40'ında ben zaten aktif çalışıyordum. Zaten hamileliklerimin son gününe kadar da çalıştım. Ama o denge çocuklarla çok güzel oturuyor. Ne kadar zaman geçirdiğin değil, ne kadar etkili zaman geçirdiğin önemli aslında. Gerçekten de huzurlu ve hiç beni yormayan çocuklardı. O da çok keyifli geçiyor ama yani burada şey diyemeyeceğim. Hani çok iyi iş yapıyorum, çok iyi çocuk bakıyorum, çok iyi eşim değil. Bunların annelik, kadın olmak demek hep bir yerlerde eksik kaldı gibi hissetmek demek aslında dürüst olmak gerekirse. Bazen diyorum ki ay çocukları çok ihmal ettim bu dönem, onlara dönüyorum. Bazen diyorum ki ay işler çok yoğun, biraz daha işlere önem vermem lazım. Bazen diyorum ki tamam her şey bitti, biraz Furkan'la kendimize vakit ayırmamız lazım. Zaten hayatta bu kargaşanın içinde devam edip gidiyor zaten. Evet yani biz şimdi seni hep böyle pik enerjiyi ve o enerji böyle çevrendeki insanların enerjisini yükseltirken görüyoruz ama senin de peki böyle içinde hani o kız çocuğunun kırıldığı, yorulduğu böyle hani zayıf anlar, noktalar oluyor mu? Evet. Yani bir kere şey enerjinin çok yüksek olunca aslında çabuk da düştüğün anlar oluyor. Mesela şey büyük bir motivasyonla bir şeyler yaptım hiç. Mesela çok eleştiri seven biri olduğumu söyleyemem. Yani bir şeyle bence bu olmamış dendiğinde acayip moralim bozulur, üzülürüm. Sadece tek iyi tarafım yani en moralim bozuk olduğu anlarda bile ben şey derim, ben gideyim bir uyuyayım. Giderim, uyurum, uyanırım ve bende hiçbir şey yok. Yani hepsi bitmiş. Kime kızdıysam, kime küstüysem, hangi olaydan vazgeçmişsem hepsini sıfırlarım, öyle kalkarım. O herhalde kolay yönlerinden biri oluyor. Peki aslında biraz daha erkeklerin çoğunlukta olduğu bir iş alanında çalışıyorsun. Aynen. Artık hani yönetim kurulunda çünkü erkekler değil mi? Hani daha ağırlıkta. Onların arasında kadın olmak avantajlı mı, dezavantajlı mı? Bir kere en çok gurur duyduğum şeylerden biri. Hani şeyi seviyorum böyle işte erkekler yapmış biz kesin yaparız, daha iyisini yaparız diye. Ortaklarım dediğim gibi çok iyiler ve hep ben bir ticaret insanının çocuğu değilim. Benim babam da genel cerrah. O yüzden hani böyle iş, ticaret bunlar hep onu korkutan şeylerdi. Sevmedikleri taraftı. Ben ilk bunları yaparken hep endişeyle baktılar bana. Ben de tabii içimde bunlardan korkan. Hani ya tartışırsak ya kötü bir şey olursa eleştiriyi de çok sevmediğimi düşünürseniz. Fakat bana çok güzel öğretileri oldu. Çünkü ikisi de birbirini çok iyi eleştiren ve bunu asla şahsileştirmeyenler. Bir kere bunu öğrendim, gerçekten evrildim. Ve
gerçekten onlarla da bir anahtar kilit modelimiz var. Sen de gözlemlediğin için biliyorsun. Üçümüz birbirimize hiç benzemiyoruz. Hepimiz birbirimizden alakasızız. Ve zaten bu alakasızlık ortada çok güzel bir şey oluyor. Yani birimiz bir şeye inat ediyor, diğerimiz başka bir şeye inat ediyor. Tamam öyle olsun, ortada buluşuyoruz ve o farklılığı öyle tutabiliyoruz. Mesela üçümüz de aynı şeyi düşünsek muhtemelen bu kadar kalabalık grupla beraber olmazdık. Çünkü işte bizi takip eden bir grup olurdu. Ama işte bir grup benim fikirlerime ve anlayışıma daha uygun oluyor. Bir grup Cihan'ın, bir grup Efe'nin. Böyle keyifli bir şekilde devam ediyor aslında. Evet. Peki bugüne gelmen de böyle bir hani şunlar mesela kırılma noktalarımdır dediğin şeyler oldu mu dönemeçler? Tabii ki birincisi diş hekimliğini seçmem kırılma noktalarından biri. Bence pedodontist olmam yine kırılma noktalarından biri oldu. Çünkü hiç gerçekten aklımda yoktu. Eğitim hayatım boyunca da yoktu. Ama işte o zamanlar Acıbadem'de çalışıyordum ve işte Erhan abi beni yönlendirmişti. Ve hiç hayal etmediğim bir şeydi ama çok keyifle devam ettim. Özel sektörden ayrılıp kendi klinik zincirimizi kurmam benim için gerçekten büyük dönüm noktalarıydı. Furkan tabii ki hayatımın en büyük dönüm noktalarından biri. O yüzden hep güzel dönüm noktalarıyla geldim diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi yeniden hayata başlayacak olsan mesela hani şu süreçte şu tarz modifikasyonlar yaparım dediğin şeyler var mı? Veya işte hani diğer kadınlara aslında önerebileceğin veya kaçınmalarını önerebileceğin şeyler var mı? Hani bir kadın olarak hayata bakışındaki hem de trik noktalar nedir? Tüyo. Valla bence gerçekten bir kadının öncelikle en doğrusu yapmasını gerektiren şey bence doğru eş seçimi. Yani en büyük hatalarımız orada oluyor. Çünkü eş seçmek demek bir süreç seçmek demek. Yani belli bir yaşta seçiyorsun ve ömür boyu gidince keyifli oluyor. Çünkü ayrılıklar hiçbirimiz motive eden süreçler olmuyor. Tabii ki yanlışlıklar olabilir, onlardan dönmek gerekebilir ama geldiğin noktada beraber hayatı inşa edeceğin kişiyi doğru seçmek önemli ve bu, her dönem senin isteklerin farklı oluyor tabii ki. İşte bir dönem çok romantizm isteyebilirsin, bir dönem güç isteyebilirsin, bir dönem başka bir şey ama kalıcılığın dostluk olacağı biri olmalı. Yani bu kişi benim dostum, benim ilerlememi en az kendi ilerlemesi kadar isteyecek biri. Gerçekten de hiç bizde Furkan en az benim kadar benim işime kafa patlatmıştır. Ben de en az onun kadar onun işine kafa patlatmışımdır. O zaman işte hiç hayatta yalnız kalmıyorsun. Hayatta yalnız kalmamak da en büyük güç bence. Evet. Şimdi birçok hani kadın modelinin aslında birleşimi olduğundan bahsettik. İşte iş kadını, anne, eş vesaire. Peki bunların içerisinde böyle kendini en yakın hissettiğin, hani o kimlikle baş başa kaldığında en böyle yüksek oranı atadığın bir neşve bölümü var mı? Valla bence eş. Ya çünkü şey hani şey çok iddialı. Ya süper bir anneyim demek çok kolay bir şey değil. Ve süreç seni gösterecek. İşte biri 5 yaşında daha, bir tanesi 8 yaşında. Hani çok iyi yaptım bu işi. Bakın işte karşınızda ikisi de duruyor demek için daha çok dönüm noktalarımız olacak. Ergenlikleri olacak. İşte hayat seçimleri olacak, nereye geleceklerini hiç bilmiyorum ama hani eşte en azından şimdiye kadar iyi gittik ve iyi yönettik diyebiliyorum. İş kadını da hani sadece ben hani iş kadını olsaydım her şeyden vazgeçerim, iş kadınlığından vazgeçmem diyemiyorum mesela. Benim için yine de eşlik, annelik onların bir tık önünde ama bunları da hemen şey paslamıyorum mesela işte. Beren hasta oldu diyelim veya Ali hasta oldu. Benim şey demem çok zor işte. Hastaları iptal edin ben bugün gelmiyorum mesela. İşte Beren 8 yaşında ben daha bir kez onların hastalığı veya herhangi bir okul durumları için önceden planlamadığım hastaları iptal ettiğim olmadı. Yani bir tek bu kış beta geçirdi Beren. Gerçekten hastaneye yattık. Perşembe gecesi yattık. Cuma hastalarımı iptal ettim mesela. Hayatımda ilktir. O yüzden hani evde onlara iyi bakan biri var. Benim orada olmama ihtiyacı yok diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Hani o yüzden de bu ayrımları kimilerine göre daha farklı yapıyor olabilirim. Doğru yanlış o tabii ki herkes için tartışılacak ortamlar ama işini severek yapıyorum. Hem yöneticiliği hem hasta bakmayı her ikisi de benim için ayrı yani. Peki
Peki gelecekle ilgili böyle hayaller, hedefler var mı? Var. Furkan'la yaşlanıp böyle bir sahil kasabasında homur homur sohbet etmeyi hayal ediyoruz. Gerçekten hep böyle işlerin daha dinginleştiği ve yine beraber gezdiğimiz, işte ikimizin baş başa olduğu zamanları gerçekten konuşurken hep söylüyoruz. Hani şöyle olsa, biraz sakinlesek, işte çocuklar büyüse, üniversiteyi kazansa biz onların yanına gitsek, gelsek diye böyle keyifli şeylerimiz var. Tabii ki hepsinin adına bir şeyler var. İşte çocuklar için hayal ettiğim şeyler var. İstiyorum ki mesela Beren sanat ağırlıklı bir şeyler yapsın. Çünkü ona çok yakın bir çocuk. Ali için çok bir hayalim yok galiba. Şu an hayal edemiyorum Ali'nin ne yapacağını. İşim için tabii ki bu kadar uğraştık, çabaladık. Şu an Türkiye'nin en büyük klinik zinciriyiz. Neden sadece Türkiye'de kalalım diye de düşünüyoruz. O yüzden inşallah daha da iyiye gider. Hepsi için böyle küçük küçük hayallerim var. Ama dediğim gibi ben o kadar hani bir şeyin üstüne hayal kuran, onu böyle ilmek ilmek işleyen biri değilim. Önüme gelen işi iyi yapıyorum. Sonra bir level açılıyor, onu da yapmaya çalışıyorum. Biraz hayatım öyle gidiyor benim. Evet ya, ben ama şöyle bir ders aldım gerçekten bugünkü sohbet. Hani böyle güçlü kadın dediğimizde aslında hani daha böyle yalnız ve hayata karşı sertleşmiş kadın profili canlanır ya kafamızda. Ben mesela sende bu sohbetten sonra tam aksini gördüm. Hani mutlu ve çevresiyle hani o ilişkileri çok stabilize edebilmiş, dengeleyebilmiş ve hani bundan keyif alan bir kadın aslında, değil mi? Hani o kadınlık tarafını, o hassasiyetlerini korumayı başarmak sanırım hayatı kaçırmamanın temeli mi? Bence de, çünkü mutlu olmadan olmuyor. O zaten aslında hiçbirimizin hayal ettiği profil de olmuyor. İşte mesela güçlü, çok didaktik, işte çocuklarını proje olarak yetiştiriyor. Bazen imrendiğin yönler oluyor. Bak ne kadar detaylı düşünmüş çocuğu için, şunu yapıyor, bunu yapıyor, ama bütün hepsini hayal etmiyorsun. Veya işte bir hayat iş kadını ve sadece işine odaklı. Ne ailesi var, ne çocuğu var. Öyle olunca sabah 6, akşam 12 çalışabiliyor ama hani başarısını, ne güzel başarı diyorsun ama yaşasın bu hayat benim olsun demiyorsun. Evet. O yüzden hani dönem dönem önceliklerin değişse de bence yine de içinde ne mutluysan onu yapmak lazım. O içindeki mutluluğu kaybedince hiçbir şeyin anlamı olmuyor yani. Evet. Ay vallahi ben kendi adıma da çok güzel dersler aldım. Ay teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben böyle teşekkür ederim. Bir programda böyle zaman ayırdığın için böyle güzel bir manzara. Evet, çok güzel oldu bu sefer. Torpilli oldu bizim. Evet. Çok teşekkür ediyorum, teşekkür bir kez daha. Dünya Kadınlar Günü'm kutlu olsun. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz. Peki kanalda kalsınlar mı? Kesinlikle kanalda kalın.